Beş saatlerden herkese merhabalar, selamlar. Bugün sizlerle birlikte Çin'deki eğitim sisteminden bahsedeceğim birazcık. Neden ağzımda bu var? Çünkü hava çok pis. Kış geldi. Şöyle hatta size göstereyim havanın ne kadar pis olduğunu. Şu anda normalde saat öğleden sonra 4.30 civarı. Ama hava sisli değil arkadaşlar. Bu maalesef kir. Neyse bugün işte dediğim gibi çok güzel böyle kütüphaneler açıldı şimdi buralara. O kütüphanelerden birine gideceğim. Ve gitmişken aynı zamanda sizlere bir de Çin'deki eğitim sisteminden bahsedeceğim. Kütüphane diyorum ama aslında tam da kütüphane değil. Çünkü biraz daha kafe, kafeterya tarzında kullanılıyor. Yalnız böyle tavana kadar raflar, güzel ışıklandırmalar vesaire. Daha çok işte böyle aslında alışverişin de yapıldığı, böyle kırtasiye malzemelerin de satıldığı, oyuncakların satıldığı. Aslında DNR tarzı ama onun çok daha büyüğü. 3-4 katlı ve biraz daha görselliği arttırılmış, ilgi çekici yapılmış bir yer. Şimdi oraya gidelim bakalım. Daha sonra da Çin'deki eğitim sisteminden bahsedelim. Hadi görüşürüz. Şimdi mekana geldim. Giriş yapıyorum. Hemen size burayı göstereceğim. Biraz ses duymak zorundayım. Üçüncü kata kadar uzanıyor bu kitaplar. Yalnız bunların birçoğu gerçek değildir diye tahmin ediyorum. Şimdi güzel bir yer bulalım. Oraya bir oturayım. Daha sonra size Çin'deki eğitim sisteminden bahsetmeye başlayalım. Çin'de eğitim daha aylıkken doğar doğmaz başlıyor arkadaşlar. Nasıl oluyor bu? Şöyle anlatayım size. Zaojiao Zhongxin dedikleri yerler var. Zaojiao Zhongxin ne arkadaşlar? Okul öncesi, eğitimin öncesinin öncesi. Orada çocuklar doğar doğmaz işte nasıl yıkanır çocuk, altı nasıl bağlanır gibi ailelere verilen derslerle o merkezlere girmeye başlıyorlar. Daha sonra orada başladıktan sonra artık çocukların yavaş yavaş 6 aylıkken işte emekleme dersleri, spor dersleri, böyle işte çocuklara masaj falan yapıyorlar. Böyle değişik hareketler var. Onlar hareketleri yaparak çocuklara orada yine eğitim veriyorlar. Öyle diyorum. Daha sonra artık 1 yaşındayken çocuklar müzik derslerine girmeye başlıyorlar. 1-1,5-3 yaşlarında artık müzik dersine giriyorlar. Sanat derslerine giriyorlar. Orada işte puzzle'lar oynuyorlar, resim çiziyorlar, hamurla oynuyorlar vesaire vesaire. Daha sonra ki şeyde İngilizce öğreniyorlar. Spor dersleri var, yüzme dersleri var o dediğim yerde. Hepsi bu kapalı alanda oluyor yalnız. O dediğim merkezlerde oluyor. Ve toyu dedikleri ailelerin işe giderken çocuklarını bırakıp hafta içi, daha sonra işten dönerken aldıkları bir kısımlar var. Bu dediğim hepsi bir merkezde gerçekleşiyor arkadaşlar. Çocukları bakıcıya bırakır gibi gelip o merkezlere bırakıyorlar. Çocuklar oradaki işte o spor derslerine giriyorlar. Daha sonra müzik derslerine giriyorlar. Orada yüzme derslerine giriyorlar vesaire vesaire. Bu şartlardan, bu imkanlardan yararlanabiliyorlar. Ondan sonra işte Youyuan dediğimiz, Youyuan dediğimiz anaokulu başlıyor. İşte 3-6 yaş arası anaokul eğitimi. Anaokul eğitiminde ise Türkiye'deki gibi aynı. Normal işte yine dil eğitimi mutlaka var. İngilizce öğreniyorlar mutlaka. Ve artık bu yaşa geldiklerinde çocuklar genelde piyano, keman, gitar, ondan sonra dans, bale, işte bin bir çeşit dans türü, resim, müzik, sanat, böyle spor dersleri, bunları özel olarak alıyorlar. Yani normalde anaokuluna gidiyor, anaokulundan çıkıyor 5 yaşındaki çocuk. Anaokulundan çıkıp akşam müzik dersine gidiyor 2 saat. Ondan sonra eve dönüyor. Bir de anaokulunda verilen ödevleri yapıyor. Yani bu çocuk 5 yaşında bakın. Daha sonra ilkokula başlıyorlar. İlkokul yaşı da 7. 7 yaşında ilkokula başlıyorlar. 6 sene okuyorlar arkadaşlar. İlkokul 6 sene, 3 sene de lise var. O ilkokul ve ortaokul Çin'de ücretsiz.
Ondan sonra artık ücret ödemeye başlıyorsunuz. İlkokulda ücretsiz fakat yine kitap parası, işte spor parası, ne bileyim diğer okulun başka ihtiyaçları oluyor vesaire, onların paraları toplanıyor öğrencilerden. İlkokul 6 sene sürüyor. 6 seneden sonra 3 senede ortaokul var. İlkokulda ise artık daha da işler zorlaşıyor çünkü okul ödevleri artıyor. Okulda Çince dersleri var. Çünkü karakter yazmayı öğreniyorlar ilk sınıf, birinci sınıfta. 40 yaşına gelince değil. Çünkü bununla alakalı da bir video çekmiştik. 40 yaşına kadar Çinliler anca Çince öğreniyor mu falan diye. Onun doğru olmadığından falan bahsettiğim bir video vardı. Ona da izleyebilirsiniz. Çocuklar birinci sınıfta artık Yuan dedikleri Çince dersi görmeye başlıyorlar. Daha sonra işte sosyal bilimler, Türkiye'deki gibi sosyal bilgilerdi sanırım. Sosyal bilgiler, matematik, bunları görmeye başlıyorlar. Ama şöyle bir sorun var. Akşam olan dersleri onların devam ediyor, hala bitmedi. Bu çocuk piyano öğrenmeye devam ediyor. Ek olarak işte şimdi ne alacak? Matematik dersi alacak, Çince dersi alacak, sosyal bilgiler dersi alacak vesaire vesaire. Bunlar başlıyor. Ve çocukların bir günü sabah 8'de okul, akşam 6'da çıkıyor, yemek yiyor. Saat 7-8'de diğer kurslar başlıyor. 8-9-10 oluyor. Çocuklar yok. Dışarıda çocuk çok zor görürsünüz yani. O yaştaki çocukları, 6-7-8-10 artık çocuklar hep kurslarda dolaşıyorlar. Daha sonra ortaokula geliyorlar. Ortaokula gelmeye başladıklarında artık bütün dertleri ders olmaya başlıyor. Artık o etkinlikler de yavaş yavaş azalıyor. Derslere giriyorlar. Okuldan çıkıp işte dershanelere gidiyorlar, kurslara gidiyorlar. Çünkü sınavlar var. Bu sınavlara girip liseye geçmek için çalışıyor çocuklar. Size şöyle bir anımı anlatayım bununla alakalı. Benim gitar öğrettiğim bir çocuk vardı, komşumuz vardı. Ona bir süre anlattım, öğrettim. 2-3 ay geçti, duraksadı çocuk, çalışmıyor yani. Anlaşılıyor. Bir hafta geçiyor, işte ona bazı yapması gereken alıştırmalar veriyorum vesaire. Geliyor çocuk, aynı. Geçen haftada hiçbir değişik yok. 2 hafta, 3 hafta böyle oldu ya, dedim sen bak çalış birazcık buna. Geliştir bak, çok güzel, daha yaşın küçük vesaire. Dedi ki bana, abi dedi, gitara dokunacak vaktim yok dedi. Bu hafta hiç dokunamadım ki zaten dedi falan. Çok üzüldüm yani. Görüyoruz dışarıda çocukları böyle. Gerçekten zorlanıyorlar. Çocuklar çocukluğunu gerçekten yaşayamıyorlar. Bu Türkiye'de de eminim büyük problemdir. Bu şekilde sıkıntılar yaşanıyordur. Keşke böyle olmasa, biraz daha çocukların psikolojilerine, çocukların yaşlarına uygun eğitimler olsa da böyle olmasa. Sonra lise. Liseye geldiğinde de dışarıda çocuk göremezsin. Dışarıda liseli çocuk göremezsin yani öyle kolay kolay. Genelde yine dediğim gibi çalışıyor oluyorlar. Hele ki Gaokao dediğimiz bu üniversiteye geçiş sınavı zamanı, yani öyle bir şey yok. Öyle bir lisede çocuk yani dışarıda gezecek, tozacak, eğlenecek, işte kurslara katılacak böyle eğlenceli vesaire. Zor yani. Çok kolay bir durum değil o. Çünkü üniversiteye giremezse kafayı yiyor çocuklar. Ki zaten tam sayısını bilmiyorum ama buraya bir yere yazarım. Birkaç milyon, yanlış hatırlamıyorsam, zaten bu sınavlara giriyor. Üniversiteye girmek için. Üniversitede de çok insan var gerçekten. Ve iyi bir yere kazanmak çok zor. Çünkü rakibiniz çok fazla. Neyse, çok uzatmak istemiyorum. Çin'deki eğitim sistemi kabaca bu şekildeydi. Şimdi birazcık da bu güzel kitapçıyı gezelim. Bakalım ne var ne yok. Onlara bakalım. Yabancı kitaplar var mı? Türkiye ile alakalı kitaplar var mı? Bakalım. Sonra videomuzu bu şekilde sonlandıralım. Şimdi burada Türkiye ile alakalı da kitaplar var. Bakın burada Manyol Tuvalişi diye bir kitap var. Türkiye turizmi ile alakalı. Biliyorsunuz son zamanlarda Türkiye'ye çok fazla turist gidiyor. O yüzden Türkiye ile alakalı böyle kitaplar, videolar falan şu anda bayağı meşhur Çin'de. Bu videomuzda da Çin eğitim sisteminden bahsetmeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.